Vegan döner buldum. Bir ara söylüyorlardı ama gittiğimde bulamamıştım, görmemiştim yani. Şu an var. Bunun resmini çekip paylaştığım zaman bir sürü arkadaş talihsiz açıklamalarda bulundu. Ulan abicim, ünlü olan benim. Talihsiz açıklamada bulunması gereken benim yani. Ben talihsiz açıklamada bulunacağım, siz tetikleneceksiniz. Siz onu ters anlamışsınız. <laughs> talihsiz açıklamada siz bulunmayacaksınız. Veganlıkla veya vejeteryanlıkla ilgili. Yani evrim varsa neden maymunlar var? diyen insanlar kadar talihsiz açıklamalar yapan insanlar görüyorum sürekli. Arkadaşlar öncelikle ben neden alıyorum ara ara bunları? İşte soruyorlar. Et yemiyor musun? Hayır tam tersi çok et yiyorum. Sorun orada. Bizler gerçekten aşırı et tüketmeye alışkın olduğumuz için arada bunları alıp bazen mesela ete karıştırıyorum. Daha az et yiyeyim diye. Bazen tek başına yiyorum. Ve şu an mesela o aldığım et döner. Daha doğrusu soya döner. Vegan döner yani. Yediğim et olmayan et ürünlerinin içinde en iyisiydi. En iyisi oydu yani. O yüzden tavsiye ediyorum. Tek başına sadece bu tür ürünlerle hayat geçer mi? Bence geçmez. En azından benim için geçmez yani. Ama dediğim gibi bu ürünler en azından aşırı et tüketimimizi azaltıyor. En azından benim için öyle. Çünkü sağlıklı değil. Tamam hayvanlar da ölüyor o ayrı mesele de. <laughs> sağlıklı da değil yani. Bu kadar et bağımlısı olmak. Her neyse o yüzden genel olarak şu intibayı bir temizleyelim lütfen. Veganlar et sevmiyorlarsa neden et gibi bir şey yiyorlar? Yapmayın bunu arkadaşlar. Efendiler yapmayın bunu. Adamların tek derdi işte hayvanlara zulüm olmasın vesaire. Yani vegan değil sadece vejeteryanların da derdi aynı. Dertleri o. Dertleri etin tadını sevmiyoruz değil. Umarım anlamışsınızdır. Gelecekte bence toplumlar direkt vejeteryan ve ardından da veganlığa geçiş yapabilir. Şu an imkansız gibi Tabi gözüküyor olabilir ama teknolojinin ilerlemesine bakar. Demiştik ya yapay et. Tabi bir de şu var. Yapay et diyen tabii ki vejeteryan olmuyor. <laughs> vejeteryanlık kavramı da zaten kalmaz yani. Yani herkes vejeteryan olur değil de vejeteryanlık kavramı da kalmaz zaten. Yapay et olayına girildiği zaman. Ve ondan sonra da belki işte yapay süt, yapay sütten yapılan peynir vesaire derken vejeteryanlıktan veganlığa geçiş olabilir. Tabii çok büyük ihtimalle mesela yapay et çıktığı zannı olacağını söyleyeyim size. Yüzde bin. Bak yüzde bin olacak. Umarım ömrüm yeter ya buna. Yapay et çıksın. Piyasaya da çıksın. Umarım ömrüm yeter buna. Bak şimdi. Neler söyleyecek. Siz bu yapay et laboratuvarlarda nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Kanserojen. İçinde bilmem ne bilmem ne kanserojen maddesi var. Kaynım yapay et yedi ibne oldu. Yapay etin içinde östrojen var. Gay yapıyor insanları. Başka? Yapay et DNA'sıyla oynanmış bu mutasyona uğramış yaratık gibi etleri yemeyin. Kanser olmayın. Bunu nereden biliyorum? Çünkü her yenilikte bunu söylüyorlar. Ama götlerinden uydurarak. Yani GDO ile ilgili atılan iddiaların birçoğu götte uydurma. Maalesef böyle. Hepsi mi öyle? Belki de hepsi öyle. Ama hepsi öyle olmasa bile birçoğu öyle. Yani görüyor Twitter'dan. İşte aşı karşıtlığı da öyle ya görüyor işte Facebook'tan o yani ben araştırdım Facebook'tan ben araştırdım diyor araştırdım araştırdım Facebook'ta home tuşuna basmış şey sanıyorsun değil mi sen alıyor eline mikroskobu böyle mikroskobu eline alıyor <laughs> ondan sonra böyle kütüphaneye gidiyor kitapların arasında kayboluyor tozlu raflarda öyle sanıyorsun değil mi sen araştı Facebook'ta home tuşuna basmış abi araştırdım Ulan eskiden delikanlı gibi Google'da yazardın en azından be. <laughs> en azından Wikipedia'ya falan girerdim de ondan sonra araştırdım derdin. O bile kalmadı artık. Söylediklerin yüzde kaçı doğru çıkacak ileride bilmiyorum. Ama velakin yeni bir ürün çıktığı zaman eskisini bitireceği için bizde de rekabet odur. Asla sadece bizde değil. Yabancılar da böyle. Rekabet anlayışımız odur bizim. Senden daha verimli bir ürün çıktı. Seni bitirecek belli yani. Matbaa çıktı mesela. Hattatları bitirecek. Hattatlar ne yapar hemen? Matbaadan gazete okuyanlar gay oluyor. Matbaada kanserojen var. Kaynım matbaadan çıkmış kitap okudu. Okumaya başla başlamaz vurdurmaya başladı hemen. Kitabı okudu hemen E5 e 5 attı kendisini. Bu arada arkadaşlar homoseksüelliğiyle ün salmış ünlü homoseksüel şarkıcı Marilyn Manson ya da arkadaşlarının ve yakınlarının ona takmış olduğu isimle homoseksüel Merlin Manson. Onun da matbaadan basılan kitapları okuduğunu biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında kendi sesinden aynen şunu demiştir. Evet, ben pislik ve homoseksüellik temaları içeren, şarkıları söyleyen, ünlü homoseksüel şarkıcı Merlin Manson. Evet, ben de matbaadan basılan kitapları okuyorum. Başka kim okuyordu biliyor musunuz matbaadan basılan kitapları? Hitler, Mao Zedong yoldaşım. <laughs> Paul Pot, Türkiye'deki çivici katil ve tabii ki cinayet tarikatının önderi olan Charles Manson. Bu insanların hepsi matbaadan çıkan kitapları okudular. Artık başka bir şey söylemeye herhalde gerek yok.